Bizden bize de şimdi Kuzey Almanya temsilcimiz Emin Sağlık'a bağlanıyoruz. Başarılı gazeteci Emin Sağlık, Inter Norga Fuarı'nda stand açan Türk işletmecilerden Serdal Atıcı ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Merhaba değerli seyirciler, şu anda Hamburg'da bir fuardayız. Hamburg'da gastronomi üzerine kurulan bir fuarı ziyaret ediyoruz. Hamburg'un önde gelen iş adamlarımızdan Assaft'ın sahibi Serdal Atıcı ve eşi Aynur Hanım bu fuara iştirak ettiler. Evet, Serdal Bey, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu halde galiba tek Türk şirketi sizsiniz. Evet, amca. Önce sizi bir tanıyorum. Serdal Atıcı kimdir? Serdal Atıcı, 1965 yılında Adana Kozan doğumlu. 1993 yılında Almanya'ya gelen... Yani Adanalısınız. Evet, Adanalıyız. Evet, Adanalıyız. Almanya'ya gelen, geldikten sonra gastronom işine giren, aynı zamanda narenciye olarak da paralelinde yürüterek 2022 yılına bu yıllara geldik. Evet Aynur Hanım, sizi de bir kısa tanıyalım. Ben Aynur Atıcı, 1974 doğumlu, Hamburgluyum. Mesleğe katıldım. Gastronomi olarak uğraşıyoruz portakal makineleri için. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? 12 seneden beri yapıyoruz. Okey, bugün fuardayız. Bugün fuardayız. Aynen. Inter Norga Messe, gastronomi messedeyiz. Fuarındayız. 2022'de 2,5 sene sonra ilk fuarımız çok iyi geçiyor ve çok kalabalık. Serdal Bey, şimdi şirketiniz hakkında genel bir bilgi alalım. 2007'de başlamıştık. 2007'de kurduk firmamızı. Yaptığımız iş tüm gastronomi sektörü, discount firma dediğimiz şirketlere makine ve portakal tedariği yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor sektörümüz. Fuar. 5 günlük bir fuar, evet. Yılda bir kez oluyor. Her yıl Hamburg'da oluyor. Almanya'nın en büyük fuarı bu. Tüm gastronomi ile ilgili olan tüm şirketler burada. Evet, etkili bir fuar. Bizim için de evimizde olması ayrıca bizim için bir pozitif bir şey oluyor. Hem ev sahipliği yapıyoruz tüm dışarıdan gelen misafirlerimize. Serdal Bey, ziyaretçilerin durumu neydi? Kimler geldi? Ziyaretçi sayısı çok muydu? Evet, şimdi koronadan sonra ilk fuar bu. İki kez iptal oldu. Bu yılda biraz 2-3 ay sonraya attılar. Umduğumuzun üstünde bir katılım oldu. İnsanlar da yenilik peşinde olduklarını, tekrar bir şeyler düşünme ihtiyaçları olduklarını gördük. Bu süreç, koronadan dolayı geçen süreç biraz bazı yatırımları durdurduğu için artık maskeler falan da atıldıktan sonra biraz daha insanlar tabi bir şeylerin, yeni bir şeylerin arayış içinde olduğunu görmüş olduk. Bu bizim için de çok mutluluk verici bir daha sakin, daha, güzel, evet, bir ortam oldu. Yani. Fuar ortamını, evet, yaşıyoruz. Evet. Evet Serdal Bey, fuarınıza kimler katıldı? İş adamlarımızı gördük. Galiba Hamburg kimlerdi? Belediye başkanı geldi mi yoksa Hamburg'dan kimler geldi? Hamburg tabi politikacılar, Hamburg iş adamları, Sayın Konsolosumuz bu arada ateşemiz geldi, ziyaretimizde bulundu. Gelenler, misafir olarak gelenler için de tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Ziyaretlerinden dolayı bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim için şöyle de söyleyebilirim, iki bayram bir arada oldu. Hem bayramı yaşamış olduk hem de böyle dolu dolu bir fuar geçirdik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak ne söylemek istersiniz? Nasıl memnun kaldınız? Fuarımız çok güzel geçti. Memnun kaldık tabii ki. Herkes ziyarete geldi. Her şey, herkese teşekkürler. Çok iyi geçti. İnşallah her sene böyle fuara. İnşallah her sene böyle olur. Merhabalar, ben Ömer Turgut. 3 hafta önce geldim Hamburg'a. Ailesinin damadıyım.
Bu sektöre babama ve anneme yardımcı olmak, taze kan olmak için geldim. Bu benim ilk fuarım. Türkiye'den geleli henüz 3 hafta oldu. Gördüğüm kadarıyla etkili bir fuar oldu bizim için. Babamın ve annemin dediğine göre 2019'dan sonraki ilk fuardı bu. Ve bizim burada olmamız hem firmamızın devamlılığı hem markamız adına önemliydi. Burada olmamız lazımdı ve biz de buraya standımızı kurduk. Başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Müşteri gelen ziyaretçilere portakal sularını, greyfurt sularını, nar sularını ikram ettik. Hepsinden olumlu geri dönüşler aldık. İnşallah bu yolda daha emin, daha sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Yine bekleriz. İnşallah 2023'te yine burada buluşuruz. Yine bir fuarı yaparız. O şekilde herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Bu genel gastronomi gıda fuarı olduğu için bizler de burada ziyaretçi olarak geldik. Bizim özellikle çok dikkatimizi çeken şey, burada yerli ürünlerimiz olan portakal, nar, bu tür şeyleri burada Türkiye'den getirip burada bütün millete ikram etmesi dikkatimizi çekti ve gerçekten lezzetli ve 10 numara makinalarda ikramlarını sunuyorlar. Fuar güzel bir fuardı. Türkiye'den standlar, Türkiye'den gelen ürünleri tanıtan firmaları görünce daha da mutlu oluyoruz. Sağ olsun kendileri bol bol bize nar suyu, portakal suyu ikram ettiler. Son derece ferahlatıcı, son derece taze ürünleri vardır. Mutlu olduk biz kendileriyle tanıştığımıza. İnşallah daha da çok başarılı olurlar diye düşünüyoruz. Hamburg'un tanınmış iş adamlarından Gülcan Bey yanımızda. Gülcan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Emin Bey. Teşekkürler. Evet Gülcan Bey, bugün bir Türk standını ziyaret ettiniz. Evet. İzlenimlerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkürler Serdal Bey'e ve eşi Aynur Hanım'a. Başarılar diliyorum. Böyle güzel bir standta bizi ağırladıkları için. Başarıların daim olmasını temenni ediyoruz. Böyle güzel bir gastronomi fuarında, Hamburg'da bütün Almanya ve Avrupa'ya böyle güzel ürünleri, taze ürünleri buluşturdukları için kendilerine teşekkürler ve başarılar diliyoruz.